Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Evet, Kasım ayında dolar ve altın için rüzgar tersine dönmeye başladı gibi gözüküyor. Endeks yaklaşık 1,5 aydır olumlu teknik görünümü sürdürüyor. Bu görünüm nereye kadar devam edecek? Dolar ve altında bundan sonra neler olabilir? Teknik olarak baktığımızda neler görüyorum? Bunları sizinle paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Şöyle grafiklerini paylaşarak analizleri sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, bu BIST 100'ün grafiği yaklaşık işte Kasım ayının başında başlayan işte 1120'den başlayan hareket önce 1024 seviyesine geldi. Herkes yine oradan acaba dönecek mi derken 1020, 1024, 1200, 1240 seviyesini çok hızlı geçti endeks. Daha sonra bir Kasım sonu gibi bir düzeltme hareketi gördük. İşte 135, 136 binlerden yaklaşık 128 binlere kadar bir düşüş gördük. Daha sonra da oradan tekrar endeks kaldığı yerden yoluna devam etti. Şu anda 1408 seviyesinde yükselen bir kanal içinde şu anda hareketini sürdürüyor. Bu kanalın şu anda üst bandına baktığımız zaman yaklaşık işte 1430 seviyeleri, 1440 arası diyebiliriz. Bu bölgede bir düzeltme gelme ihtimali olabilir. Bazı indikatörler artık işte endeksin yükseldiğini, geri dönebileceği sinyallerini veriyor. Bir ihtimal işte 1400-1430 arasından bir geri dönüş olabilir diye düşünüyorum. TL grafiğine göre baktığımız zaman bu düşüş yaklaşık işte 1340 ile 1360 arasında bir yerlere kadar olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir sonraki dolar bazlı olarak da Borsa İstanbul'un grafiğine baktığımız zaman da şu anda 184 dolar seviyesinde. Burada işte ara direnç olarak dolar grafiğine göre baktığımızda işte 1430 bir ara direnç noktası olarak gözüküyor. 1430 seviyesinden bir düzeltme gelirse işte yaklaşık işte 173 dolar seviyesini destek seviyesi. Orası da dolar olarak baktığımızda 1320 seviyesine denk geliyor. Burada 1430 yani dolar olarak 188 doları geçtiğinde 200 dolara kadar endeksin gitme potansiyeli var. Bu da yaklaşık 1520 yani eski fiyatla 152 binlere kadar endeksin gitme potansiyeli var. Bu seviye belki Ocak ayına kadar görülebilir diye de düşünüyorum. Bir düzeltmeden sonra 1520 seviyesine kadar bir endeks gidebilir. Evet, dolar grafiğimiz ise dolar en yüksek işte 8.50'leri gördükten sonra işte ekonomideki yapılan değişikliklerle birlikte sert geri gelmişti. Şu anda tam olarak böyle haftalık grafiklere göre baktığımızda şu anda 7.62 desteği var ve endeks diyorum dolar tam 7.62 seviyelerinin üzerinde. Burada 7.50 önemli bir nokta. 7.50'yi aşağı kırması durumunda 6.87 lira arasına kadar doların gelme ihtimali var. Burada endeks yukarı gidecekse yabancı yatırımcı ilgi gösterip tekrar borsamıza, ülkemize girecekse bu doları aşağı doğru baskılayabilir. Burada 7.50 dediğim gibi önemli bir nokta. Buraya dikkat edebiliriz. Burayı aşağı kırdığında 7-6.80 arası çok daha hızlı görülebilir. Evet, altın gram altın grafiği. Altında yaklaşık 520'lerin üzerinden 537'lere kadar, 540'lara kadar çıkmıştı. Doların hızlı geri gelmesiyle, dolar TL'nin düşmesiyle altının da
gram olarak Türk lirası karşılığı bayağı bir düşüş oldu. 460 desteğine kadar çok hızlı geri geldi. Şimdi o seviyede tutunmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ama bir önceki ekranda gösterdiğim gibi eğer dolar 7 liraya 6.80'e kadar geri gelirse altının da gram olarak fiyatının geri gelebileceğini düşünüyorum. Burada düzeltme seviyelerine baktığımız zaman işte altın yaklaşık işte 400-402 seviyesine kadar gerileme durumu söz konusu olabilir. Tamamen ilk önce dolar TL'ye bakıyorum ben bu konuda. Bir de tabii altının ons fiyatı var. O da yaklaşık 1800 dolarların üzerinde şu anda. Orada 1800'ün üzerinde kaldığı sürece orada bir sıkıntı yok bence, ama 1800'ün altına inerse, dünyada da altına ters bir hareket olmaya başlarsa, ons fiyatı da düşerse bu fiyat belki daha da aşağılara bile düşme ihtimali olabilir, ama orası şu anda daha sakin duruyor. Dolar düşmediği sürece bu fiyatlar da yaklaşık kalabilir, ama dolar düşerse altının da gram fiyatı 400 liralara kadar gerileyebilir diye düşünüyorum. Evet, piyasada durumlar böyle. Dolar, altın ve borsa zaman zaman birbirine ters hareketler yapıyor. İşte dolar yükselirken borsa gerileyebiliyor. Dolar yükseldiğinde doğal olarak altının Türk lirası karşılığında gram fiyatı da yükseliyor. Şu an dolarda rüzgar biraz terse döndü gibi bir aydır. Yabancının da gelişiyle, ekonomi ekibinin değişmesiyle birlikte altın ve dolar şu ara borsaya göre kazandırmıyor, kaybediyor. Belki bir süre sonra bunu gören yatırımcılar da altını bozdurup belki de doları bozdurup onlar da borsaya gelecek ve borsanın ben daha da yolunun uzun olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet. Paranız sağlığınızı bozmasın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.